Merhabalar arkadaşlar, ben Görkem. Bugün arkadaşlar tekrardan kızlar soruyor'a yazılmış komik şeylere bakacağız. Komik metinlere bakacağız. Daha önce biliyorsunuz ki böyle bir video yapmıştım. Öyle kurgu komik şeyler yaşamışlar ki, yazmışlar ki okurken kendimden geçiyor ve hoşuma gidiyor yani bunları okumak. İsterseniz lafı uzatmadan başlayalım. Kocam hafta sonları evde bana dansöz kıyafeti giydirip beni oynatıp bana para basıyor. Bu durumdan nasıl kurtulabilirim? Harbi bu nasıl bir fantezi lan? 2 yıllık evliyiz. Kocam markette çalışıyor. Biliyorum çok sıkıntı, stres yapıyor. İnsanlarla ulaşmak zor. Ama her hafta bana böyle davranması artık canımı sıkmaya başladı. Nasıl kurtulabilirim bu durumdan? Yardım kızlar. Yapacağın tek şey var. Boşanmak. Asiktir ya gerçekten. Ulan biz de millet evde sıkılıyor zannediyoruz. Adam karısını dansöz yapmış. Param olmadığı için böyle fake yapıyoruz. Kocişimin... Kociş ne ya? Kociş... Abicim, karıcım, babacım, anacım... O ne lan böyle yapmacık hareketler? Biraz sert olun lan. Kocişimin popişi neden kızarık olabilir? Biz ne bilek anlamadım. Anlamadım ben, neden kızarık olabilir? Kadının biri şaplak attığı için kızarık olabilir. Bu arada bu videoda çok cinsellik var. O yüzden kusura bakmayın, normalde böyle bir insan değilim. Video konsepti böyle. Buradan büyük ve küçük kardeşlerime özür diliyorum. Gerçekten kusura bakmayın, ciddi söylüyorum bu arada. Artık her yer cinsellikle dolmuş. Ben bu durumdan çok sıkıldım. Ne anlatıyorum lan ben? Şimdi ablacığım, bunun bir sürü nedeni olabilir. Örnek veriyorum. Sert bir yere oturmuş olabilir. Kırbaç yemiş olabilir. Gerçekten video yanlış yerlere gidiyor ama. Ya ben kendimden utanıyorum artık. İnsan bunları yaparken nasıl utanmıyor anlamıyorum. Kocam iş için İstanbul'a gidecek. Çıldırıyorum, ne yapayım? Dünden belli mi? Dünden beri karı karı düşünüyorum. Hafta sonuna doğru gidecek bir de. Yanlış anlaşılmasın. Kocama güvenim. Tamın orada virgülü bırakman lazımdı. Okurken baka girdim ben. Oradaki kadınlara güvenmiyorum. Minik kuşumu gördüklerine yer bitirirler. Günaha sokarlar. Zina işlemi iterler. O yollalar kocamıcımı. Lan adam İstanbul'a gidiyor. Los Angeles'a falan gitmiyor. Kocamı kapıcıyla aldattım. Puanınız. Ya kapı görün değil mi? Nasıl insanlar var ya? Duvar sende görün değil mi? Puanınız. Son 2 yıldır para bürümüş gözünü sadece. Anca gece gelir eve duş alır, yemek yer, yatar. Belki 5 ayda bir benimle olur. İşte iş, başka bir şey yok. Bir de çimbirinin teki. Kadın olduğumu unuttum. Ne ilgi ne alaka var. Yeni bir kapıcı geldi bizim apartmana, yakışıklı biri de. Zaman içerisinde bayağı kaynaştık. Öyle böyle der ki baktım kendimden geçmişim. Kapıcıyla birlikte olmuşum ama içimde rahat değil hani. Hanımefendi, beyninizin olmadığını düşünüyorum ben şu an. Bizim binaya bir kapıcı gelmiş. Yani... Bu arada gülüp falan eğleniyoruz ama gerçekten durum vahim yani. Ülkenin durumu vahim. Böyle şeyler yapılmasından ben rahatsızlık duyuyorum açıkçası ve ne kadar desek de bunlar durmayacak. Ama bence bunlar kurgudur ya. Ben inanmıyorum bunlara. Siz de inanmayın. Kocam evde yok, ne yapsam? 32 yaşındayım. Ben aldatıyorum kız arkadaşıyla. Biliyorum. İntikamımı şu an almak istiyorum. Ne yapabilirim? Avukata git. Oha, eşim aldatmış. Ben de aldatmalıyım. Böyle zihniyete tüküreyim. İnsan azıcık kaliteli olmalı. Böyle bir eziklik ömrümde görmedim ben. Gerdik gecemde kocam sünnetsiz çıktı. Sünnet ettireyim mi? İlk geçemde bunun sünnetsiz olduğunu gördüm. O günden beri sünnet olması konusunda baskı yaptım ama ikna olmadı. Artık bu sünnet işi hallolsun istiyorum. Son çare kocama fantazi yapacağız deyip yatağa bağlayıp eve bir sünnetçi çağırıp bu işi halletmeyi düşünüyorum. Aynen bu adam gibiyim şu anda. Burada ben sessizlik kartını çıkarmak istiyorum. Sessizlik kartı. Bu kartı diyecek hiçbir şeyin olmadığında kullan. Sana da vereyim. Neden artık hiç komik biri değilim? Ne oldu bana? Eskiden bir hareketimle bile insanları gülmekten kopartırdım. Çok yaratıcıydım. Güldürürdüm insanları. Kendiliğinden çıkardı ağzından kelimeler. Çok akıcı şekilde espri yapardı. Artık yeter, karnım ağrıdı derlerdi. Şu 6-7 senedir berbatım. Ne oldu bana? Son güldürme tarihin geçmiş. Oğlum bu nasıl bir soru lan? Bu nasıl bir dert? Bu nasıl bir... Ben bunları okuduğum zaman beynim yanıyor. Bak şu an sol gözüm atıyor. Sevgilime büyü yaptırdım. Has, gerçekten mi? Sevgilimi kendime bağlamak için ve ayrılırsak bir daha ömür boyu başkasını bulamasın diye büyü yaptırdım arkadaşlar. Şimdilik işler istediğim gibi gidiyor. Ama bunun bir gün ters tepme ya da etkisini kaybetme ihtimali var mı? Aklı başında insan kalmamış lan memlekette. Görkem Karasan kamu spotu geliyor şimdi. Sizi sevmeyeni sevmeyin. Uğraşmayın böyle işlerle. Yolunuza bakın. Teşekkürler. Fakir sevgilimle yemekteyiz. Resimli. Beni götüre götüre Burger King'e götürdü. 2 aydır sevgili. Hakarete uğramış hissediyorum kendimi. Sizce ayrılmalı mıyım? Ayrıl. Çocuğun iyiliği için. Burada küfür etmek isterdim ama izleyicilerime ayıp olur. Ama şunu demek istiyorum ki... Ya sevgilim beni Burger King'e götürdü ya, fakir midir nedir yani, 2 tane menü koyuyor önüme. Beni kandıracağını zannediyor yani, böyle bir şey olamaz. Ayrılacağım ben gerçekten, daha iyilerine layığım, zengin kocalara layığım. Taklidi yaparken kendimden utandım, kusura bakmayın. Sevgilimin parasını yiyorum, normal mi? Bu videonun sonunda biz gebereceğiz herhalde. Arkadaşlar ben kendim istemiyorum ama o bana ev tuttu, kart verdi, araba kiraladı falan. Sizce bunlar normal mi? Gayet normal ya. Nerede öyle enayiler?
Eşim beni kuzenimle aldatıyor ve kuzenim şu an hamile. Acaba benim kocamdan mı? Yaklaşık 5 aydır eşim kuzenimle beni aldatıyormuş. Ben bunu öğrendim ve kuzenim şu an 3 aylık hamile. Arkadaşlar resmen yıkıldım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Evet, bu sitenin %99'u yalan. Ben artık inanmıyorum. Böyle bir şey olamaz. Hangi film bu hatta? Netflix'te falan var mı? Büyük ihtimal bu yazıları görünce "Oha, ne kötü insanlar var" diye tepki veriyor olabilirsiniz ama yalan. İnanmayın. Kocamı eski ortağıyla aldatıyorum. Öğrenirse ne olur lütfen ciddi yorum yapacak yazsın sadece. Eski ortağı yani düşmanıyla kocamı dolandırıp kaçmıştı. Ama o benimle yıllar sonra iletişime geçti. İlişkimiz başladı. Kocamla İngilizce'yorum. Önerirse morali bozulur mu, ne yapar sizce? Hain dışarıda olmaz, içeride olur. Kocamın paralarını sevgilimle çatır çıtır yiyorum. Ben bu salakla durumu iyi diye evlendim zaten. Bu beni köpek gibi seviyor. Bu arkadaşlar efsane tost olur. Kocam TikTok yüzünden boşanmak istiyor. Kendimi nasıl affettiririm? Ben 35 yaşında kadınım. Eşim 38. WhatsApp'ta birisiyle konuşuyordum. Sadece mesajlaştım. Gördü, bağırdı, çağırdı. Boşanmak istiyor, evden gitti. WhatsApp'taki kişiyle de TikTok'ta tanıştık. Hediye atıyordu. Sonra muhabbet ederdi, WhatsApp'ımı verdim. Kocamın TikTok kulağı... Evet, devamını okumamıza gerek yok, bu kadın tam bir mal. Dalga mı geçiyorsun canim? 8 santim sizce de yeter mi? 2 ay sonra düğünümüz var. Bazı şeyleri konuşmaya başladık ama ben bunu duyunca soğudum ya. Yeter mi sizce? Ablacığım sana kötü bir haberim var. Bütün erkekleri köle olarak görüyorum. Normal mi? Oğlum bu nasıl insanlar lan? Erkek arkadaşım babama sövdü. Erkek arkadaşım babamın fotosunu gösterip bil bakalım bu yakışıklı kim dedim. Ne bileyim kim bu diyeceğim. Aşkım tahmin et bu kim? Ne bileyim kim bu çocuğu? Babam o. Ya abi bu insanlar çok komik ya, iyi ki varlar. Bunların sayesinde eğleniyoruz ya, mükemmel ya. Genç Osman marşıyla olur mu? Kocaman adı Osman, 9 aylık evliyiz. Yataktayken Genç Osman marşını Genç Osman marşını açmak istiyor ama ben izin vermedim. Ve evde kendini Genç Osman sanıyor, kılıç sallıyor, ne yapmam lazım? Kusura bakmayın ama daha fazla okuyamayacağım. Gerçekten psikolojim alt üst oldu. Daha fazlasını istiyorsanız yorumlarda belirtin arkadaşlar. Ve yandaki videoma tıklayarak önceki videoya girebilir, buradan da kanalıma abone olabilirsiniz. Ben bunların kurgu olduğunu düşünüyorum, tekrardan söylüyorum. Akıl kârı değil. Kendinize cici bakın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bye bye.